kapıyı. Tibet, durdur şu arabayı ya. Tibet, ya durdur şu arabayı. Nereye götürüyorsun sen beni? Sana söylemiştim. Senden vazgeçmem demiştim. Öldüreceğim ya. Öldüreceğim o Tibet'i. Hakikaten öldüreceğim. Geberteceğim bu sefer. Bedir, sakin ol. Merak etme. Bulacağız Sevda'yı. Bas abi, bas. O şerefsiz götüreceği yeri çoktan hazırlamıştır. Yolda yakalayamazsak şimdi Sevda'ya zarar verir. Ulan bana geldiğinde bırakmayacaktım seni. Ulan enayi Yılmaz, insana insanlık yapılır be. Bedir, torpidoda silah var, versene. Kemal, ne yapıyorsun? Kemal, korkutma beni, kullanmayacaksın onu değil mi? Saadet, düğüne gidip Sevda'yı kaçırmış adamın silahsız olacağını mı sanıyorsun? Ha? O kullanırsa ben de kullanacağım. Geç babacığım, geç. Nedir bu başımıza gelen ya? Ne oluyor bize? Ne oluyor? Dur, dur, ceketini çıkaralım, rahatlasın. Hastaneye götürelim mi seni? Hastane falan istemem. Çıkar şunu, rahatlarsın. Kızımı getirsinler bana. Kızımı getirsinler. Kemal gitti, Yılmaz gitti. Merak etme sen. Sağ salim getirecekler Sevda'yı. Servet. Biz kime de kötülük yaptık bilmiyorum ki. Bir mutlu günümüz böyle üzüntüsüz geçmiyor. Kızım. 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 Düzensiz atıyor aslında. Kemal'i bir daha bir arasana. Kızım. Tamam tamam, yapma böyle. Sakin ol, sakin. Yok, cevap vermiyor. İyi misin biraz? Evim, kızımı getirin. Kaçabileceğini düşünüyorsun. Çok uzaklara gideceğiz. Kimsenin bizi bulamayacağı yerlere gideceğiz. Tibet bak, şu anda mantıklı düşünemiyorsun gerçekten. Çek kenara, konuşalım ya. Bizimkiler peşimizde, ne kadar kaçacaksın daha? Olmaz. Şimdi durursam her şey biter. Benim seni bütün bunlardan uzaklara götürmem lazım. Bak, senin beni sevdiğini tekrar anlayacağım bir yere, yalnız kalacağımız bir yere gitmemiz lazım. Lan! Seni. İndir silah, vururum. 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 Tibet, bırak kardeşimi. Uzak dur. Şşş. Tibet. Dur oğlum, sakin ol. İndir silah, vururum. Gelme. Hiç de gelme. Tekmele. Tekme. Saklaş. Yaklaşma. Uç.
komşum. Ya sok o silahı bir beline ya, bir konuşalım. Yılmaz abi, bir anda beyefendi moduna girdi. Silah görünce nerede dedi Yılmaz? Yaklaşma. Sana bak. Ya sal Sevda'yı. Sevda'yı sal hele bir ya. Bir erkek erkeğe konuşan, bana bak. Tibet, Tibet yapma. Lütfen. Ya Tibet yapma ya. Bedir uzak dur. Uzak dur. Konuşalım. Konuşalım. Bedir. Bedir. Sen Sevda'yı hiç benim kadar sevdin mi? He? Sen seviyor musun Sevda'yı? Yoksa hayatta ilk defa bir şeye sahip olamadın, onun ızdırabını mı yaşıyorsun? He? Cevap ver! Cevap ver! Ne kadar seviyorsun? He? He? Ölür müsün Sevda için? He? Evet yapma. Oğlum manyak manyak konuşma. Hayır! Cevap verecek! Cevap verecek! Tamam! Tamam, senin de istediğin her yere geleceğim ya Tibet, yürü. Hayır, 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 hayır. Bedir cevap verecek. Ama sustuğuna göre damadımız gelin hanımın yanında rezil olmak istemiyor galiba. Ben çocukluğumdan beri arkamda bir silahın gölgesiyle yaşadım. Şimdi Sevda için mi korkacağım o elindekinden? Ne yapıyorsan yap, uzatma. Hadi! Ha? Hadi! Ha? Bu iş burada bitmez Kemal komiser. Lan hala mı konuşuyorsun lan? Kahramanım diye öne atıldın ama seninle hesabımız var bundan sonra. Geçti biter. Geçti. Yürü. Mahvedeceğim sizi. Ardına koyma lan. Elinden geleni ardına koyma lan. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Geçti. Geçti. Geçti bir tanem. Geçti. Şu yaşadıklarımıza ya. Gerçekten. Ya vurulsaydın ya. Ya başına bir şey gelseydi ya. Düşünmek bile istemiyorum ya. Tamam, tamam. Geçti. Bir daha asla yalnız bırakmayacağım seni Sevda. Bu sondu. Bırakma. Sen çok mu korktun bakayım ben vurulurum diye? Söyle bakayım. Korktum tabii, manyak. Ya Tibet'e bak ya. Yine en güzel günümüzü mahvetti. Biz istemezsek mahvedemez. Hem bu eve ilk karı koca olarak girişimiz. Bu böyle olmamalı bence. Biliyorum. Ama baksana halimizde. Ben şimdi hatırlatacağım sana nasıl olması gerektiğini. Gel bakalım. Bedir! Ya ne yapıyorsun, bırak. Bedir, bırak şimdi. Ya düşeceğim. Ya. Ay. Vay, vay, vay.
gündü be. Ha, Sado ne geceydi kız? Vallahi enişte ya. Bak boşuna demiyorum ben düğünlerden korkuyorum diye. Tamam ya, geçti bitti. Unutalım, rahat edelim. Rahat ederim nasıl edeceksek. Of 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 of. Ah dur be. Ay. Ne oldu Yılmaz efendi? Kusura bakma, rahatsız mı ettik? Estağfurullah baba. Oğlum istersen dolaylı yoldan uğraşma. Direkt ağzıma sok. Yok baba, affedersin. Bir minder versin. Sağ ol. Çek şu ayağını biraz git be. Oy 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 oy. Ne gündü be. Oh. Ayarda. Onlu saat. Maşallah uyku yok sende de baba. He? Kaçta yatıyorsun sen baba normalde? Sana ne? Ben istediğim saatte yatarım. Ya hayır, gürültü mürültü yapmayalım sen. Rahatsız etmeyelim diye söylediydim ben de, neyse. Vallahi enişte babam geç yatar erken kalkar. 3 saat falan uyuyor vallahi. O ne güzel. O maşallah. Ya neyse ben yatayım artık hadi. Hepinize iyi geceler cümleten. Baba atlar üstünde. Dikkat et. Çarpma. Ha? Yılmaz sen bu saatte uyumazdın. Bu gariban da biraz dinlensin kızım. Yoruldu bütün gün. Oturuyorduk enişte. Sado yoruyor da otur otur. Nereye kadar? Oh. Otur otur yoruyor nereye kadar? Atasözü mü bu ya? Ben hiç duymadım. Ay bana da uyku bastırdı. Yorulduk tabii. Stres filan. İyi geceler abla. Abla. İyi uykular. Tensiz. İyi geceler. Bu her ülkede muhakkak yaşanan bir durum mu? Türkiye'nin özelinde mi daha fazla konuşulup bunlar baba yaşanan? Dizi açsana ya. Ha? Dizi. Ne dizisi? Haberlere bak, son haberler. Of yok ya, onlar çok sinir bozucu. Dizi aç. Yapacağız. Ya sizin ev mi ufak? Ben mi biraz iriyim anlamadım vallahi. Bir uyumsuzluk var ama hadi hayırlısı. Yatak ısmarladım. Birkaç güne kadar gelir. İdare edelim ha. Gerçi sen her yere sığarsın Akdeniz kadını. He? Serçe kuşu. Nerem serçe kuşu benim? Olur mu kızım? Ben seni ilk gördüğümde Allah'ım bu ne ya demiştim. He. Avuç içi kadar bir şey. Sege sege dolanıyordun ortalıklarda. Şakıyordun. He. O zamanki halim kaldı mı Allah aşkına? Olur mu kızım? Gitgide daha da güzelleşti. Aklımı başımdan aldım. Bak ne hallere getirdim beni. Kafayı yedim.
Gel buraya serçe koşuyor. Bak deniz kadını gel. Bana bak. Hadi ben ne sen neyse de bir de baban gelirse hayatta sınanmayız bu yatağı. Kurnak bebek uyanacak. Seren uyanacak. Sevda. Sevda. Günaydın. Günaydın. Ben de diyorum karım nerede? Kocama kahvaltı hazırlıyorum. Ha, saadettir. Kesin bizi kahvaltıya çağıracak. Karşı evin kahvaltısını düşman olacağım hiç aklıma gelmezdi. Sakın yani gelmeyeceğiz deme, alınır valla. Ya yeni evli çiftiz biz. Balayı diye bir şey var değil mi? Saati belli olmaz balayın da o işte diyeceğim. Sabah gelmeyin diyeceğim. Aa, ya Bedir. Bedir. Ya bana ayıp olur ya. Saçmalama. Şişt. Ne? Anne. Bize çok kızgınsınız biliyorum. Affedin bizi. Bakın Bedir sizin tek oğlunuz. Yapmayın böyle ne olur. İçeri gel anne, konuşalım. Kemal. Saadet. Sevda gidince ekmeği sana mı aldırmaya başladılar? Senem büyüğüne kadar en küçük benim. Ne yapayım, bana aldırıyorlar. Saadet, hemen evlenin, tamam mı? Tamam. Bundan sonra sadece ikimiz için ekmek alacağım. Yaşasın. Saadet, biz evleniyoruz. Sen buna mı seviniyorsun? Önce küçük şeylere sevineceğim. Ondan sonra teker teker, alıştıra alıştıra her şeye sevineceğim. Ver bakayım şunun ucundan. Olmaz. Babamın en sevdiği yer orası. Çok güzel vallahi. Aranız bozulmasın şimdiden maazallah. Ya adamın kızını alıyorum, kızını. Ekmeğin köşesini almışım çok mu? Ekmek ayrı, kız ayrı. Yılmaz. Yılmaz hadi kalk. Yılmaz hadi kalk. Yılmaz uğraştırma beni hadi. Of. Ah şu yorganı yastığa sarın beni. Gömün, gömün. Tövbe tövbe. Hadi kalk. Ailece kahvaltı yapacağız. Kırma beni hadi Yılmaz. Hadi. Ya vallahi size dedim kızım ya. Vallahi ben onu bunu bilmem. Babam seni soruyor. 5 dakikaya aşağıdasın, tamam mı? Hadi. Koçum 4 dakika. Temiz 4 dakika uykum var. Kahvenizi nasıl içersiniz? Kahve mahve içmem ben. Anne yapma böyle. Anne olsam 7 kat yabancı gibi sonradan haberim olmazdı. Anne sıkıntımız vardı. Burada hızlıca bir şey yaptık işte. Tamam. Bakın biz de birkaç güne yanınıza gelip elinizi öpüp eğer isterseniz orada da bir düğün yapmayı düşünüyorduk. İş işten geçtikten sonra.
Haklısınız. Yani Bedir annen haklı. He, gelsek yüzümüze bakacaktınız da sanki. Tamam. Bedir senin bugün işlerin vardı değil mi? Ha, evet var. Tamam sen hadi işlerini halletmeye git istersen. Ha? Annen de dinlensin ben annenle ilgilenirim. El kızı bile daha anlayışlı. El kızı değil anne o gelinin. Senin karın olabilir ama daha benim gelinim değil. Tamam ben Bedir'e geçireyim. Hadi gel isterseniz. Geç kaldın zaten gel Bedir. Ay. Aynı annene çekmişsin sen. Böyle özleyince, endişelenince öfkelenmiyor musun? Aynı işte. Sen var ya. İyi ki bulmuşum ben seni. Yapma, annen içeride. Hem annem bana dünyanın en güzel hediyesini vermiş. Ne yapsa hakkı? Boş ver. Allah Allah. Konuşan sen misin? Annem beni daha tanımıyor. Tanısın sevecektir, yumuşayacaktır. Annem. Görürsün. 10 numara gelin olacağım ben. Hadi, geç kalma. Bir çıkar yol bulamadınız. Tutuksuz yargılanması için uğraşın o zaman. Leyla Hanım, hiçbir hakim böyle bir durumda tutuksuz yargılamasına karar vermez. Siz de biliyorsunuz, adam kaçırmak, öldürmeye teşebbüs... Tamam, tamam. Oğlum hapse giriyor. Ne işe yaradı avukatlığınız? İçeride rahat etmesini sağlayabilir miyiz? Sadece para da yeterli olmayabilir. Neyse ne, şirketin bütün imkanlarını seferber edin. Gerekiyorsa Tibet'le aynı koğuşta yatan bütün mahkumların davasını ücretsiz üstlenin. Başüstüne efendim. Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın. Allah da kardeşim. Alır oğlum Tibet'in çantasını. Allah kurtarsın. Sağ ol. Leyla Hanım çok saygı duyduğumuz bir hanımefendidir kendisi. Sen annemi nereden tanıyorsun? Hürmet ettiğimiz ortak tanıdıklarımız varmış. Sen bizim burada misafirimizsin Tibet Bey. Burası senin. Geçebilirsin. Oğlum çay verin bize. Hemen geliyor abi. Enişte. Aa. Pişt. Enişte. Pişt enişte. Baba. Enişte hayırdır? Sen uykunu alamadın mı ya? Nasıl uyanayım kızım? Nasıl alayım uykumu? Günaydın abi. Allah'ım günaydın gençler. Hayırdır? Nereden böyle kuvrular? Biz evlendirme dairesinden geliyoruz enişte. Gün aldık vallahi. 3 gün sonra evlendir. Oh, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Darısı bizim başımıza. İnşallah enişte. Komiserim, verdiğiniz siparişler geldi. Bir bakıp gelmen gerekiyor. Ya yani... bir git oğlum ya. Bir bismillah de be. Daha yeni geldiler. Bir çay getir, çorba getir. Bana da güzel koyu bir kahve yap. Hadi, hadi. Abim mallar geldi. Bakması lazım. Başına bela aldın komiser. Ben de bir kahve yapayım. Kemal komiserim de baksın o zaman. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Ay enişte görüyor musun nasıl çalışkan, nasıl çalışkan? Maşallah, maşallah. Maşallah. Kızım, ne yapacağız ya benim bu uyku işlerini?
Bilmiyorum enişte. Ya Sadu, sen şimdi evde yemek işlerini hallediyorsun ya. Ha. Güzel de hallediyorsun, ellerine sağlık. Sağ ol enişte. Şu gariban eniştene bir kıyak yapsan. Olur. Ya canın çektiği bir şey mi var? Yapayım enişte. Var, var. Baba. Kahvemiz geldi. Saadet ablacığım çay yaptım sana. Sağ ol Nuri. Afiyet olsun. Ben de dışarı bakayım. Ne çekiyor canın enişte? Söyle. Canım ne çekiyor biliyor musun? Canım babanın yemeğine azıcık uyku ilacı çekiyor. Şöyle bir iki damla bir şey. He? Yapma enişte ya. Zaten işe yaramaz ki. Babam avuç dolusu ilaç alıyor zaten. Bu filleri milleri uyutuyorlar ya. Yani o tarz bir şey mi ustak ya? He? İşte sakın ha bunları Kemal'in yanında söyleme ha. Ne yapacağım? Ya Allah aşkına ne yapacağım ya? İçimde küçük küçük muzafferler dolaşıp duruyor ya. Sabah oldu kalk, kumandayı bırak. Ayaklarını uzatma, maç izleme. Bır 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 bır. Bu ne ya? Enişte, bak şimdi sana bir şey diyeceğim ama aramızda ha. Ayıp ediyorsun ya. Allah Allah. Enişten de ne zaman sır çıkmış kızım? Söyle bakayım ha. Şimdi. Ben evlendikten sonra Kemal de bizim yanımıza taşınsın istiyorum ama bu zor. Biliyorum. Yani bunu nasıl şey yapabiliriz? Aklına bir şey geliyor mu? Ha? Alır almaz adamı öldür rahatla. Yapma enişte ya. Senin de işine gelir. Ya bak babam bile iki tane damatla uğraşamaz. Fazla da gelir. Sen de ablanla ayrı eve çıkarsın. Güzel güzel. Ha? Allah Allah seni cin. Seni cin. Bak ya. Aferin kız. Vallahi senin için saftır maftır diyorlar ama cinsin cin, şeytan. Şeytan demeyelim enişte ya. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Gülistan Hanım. Buyurun. Hoş bulduk. Şey siz tabii tanışıyordunuz önceden ama şimdi dünür olarak tanışıyorsunuz değil mi? Ya hayat işte yani. Garip değil mi? Ya öyle cidden. Ayakta kaldınız Gülistan Hanım. Buyurun geçin şöyle. Ben çantamı salayım. İyi. Biz de ablamla bir çay koyup gelelim hemen. Peki. Ne oluyor Sevda'ya? Abla çok sinirli kadın ya. Ya tipik bir kayınvalide işte. Beni onunla layık görmüyor. Muhtemelen ailemiz de ailesine layık görmüyor. Aman dikkat edelim, aman falso vermeyelim. İyi varmış bizim ailemiz. Ne falsomuz olacak ki? Yani. Sevda koca da soyadını değiştikten sonra bizi beğenmez oldun galiba. Ya dikkat edelim diyorum işte. Şişt, ne olur. Sabahtan gelir ona yeşil zeytinimiz tamam. Onu kontrol ettik, onda bir sıkıntı yok. Şimdi bu seferki plan benden olsun mu ortak? Olsun enişte. Şimdi siz ev tutacaksınız ya. Hı. Beğenmeyeceksin. Efendime söyleyeyim, eşya seçeceksiniz ya, seçmeyeceksin. Anladın? Seçmeyeceğim. Çaktın mı mevzuyu? Çaktım enişte. Sonrası bende. Tamam enişte ya, sen rahat ol, hallederim ben. Bak şimdi, eve gireceğiz, beğenmeyeceğim ben. Evet. Ay ben burayı beğenmedim, ne biçim ev burası? Sen bana bunları mı layık görüyorsun? Aşk olsun, ne var? Seni. He? Aferin. Ben daha çalışırım bunu enişte, hallederim. Aferin, güzel. Şimdi, hayatta üç şeyime kastedilmesine müsamaha gösteremem. Kusura bakmasın kimse. Nedir onlar? Selenim, servetim, rahatım. Şimdi babanın hatası bunu görememek oldu. Yani öyle bence güzel bir yer sonuçta.
Ne oluyor ya? Niye sustunuz ben gelince? Şey, çok konuşuyorduk. Sürpriz, sürpriz. Hah, sürpriz yapacağız sana. Sürpriz mi? Ne sürpriz ya? Ben merak ederim şimdi. Öğreneceksin, öğreneceksin. Evlenin hele. Hemen öğreneceksin, merak etme. Her sabah böyle hücrelerinde hissedeceksin. Keşke düğünde de burada olsaydınız Gülsen Hanım. Bizim yarım akıllılar gönlünüzü alamadı demek. Haberim olsaydı da gelir miydim bilmiyorum. Yani geç olsun güç olmasın değil mi baba? Uzun yoldan geldiniz. Biraz kalacak mısınız? Bana kalsa hemen döneceğim de. Aa yok. Biz annemi bir yere bırakmıyoruz. Maşallah. Kendi annelerine anne dememek için bu kadar direndiler şimdi. Helal anne. Yandım. Helal canım. Oh. Oh. Su getireyim mi anneciğim? Annelerine anne demiyorlar mı? Ne diyorlar peki? Şimdi şöyle, baba. Şöyle efendim, şimdi tabii ki anne diyorlar da şeydi ama Süreyya Hanım bir müddet evden uzaktaydı. Başka yerlerdeydi de hani göremiyorlardı onun için. Neredeydiniz? İzmir, Ankara, Londra. Ya İzmir, Ankara, Londra derken öyle annem zamanın nasıl geçtiğini anlamamış. Bugünlere kadar gelmiş. Ama şimdi gayet mutlu bir aileyiz. Evet efendim, biz bakın Süreyya'cı böyle hep el eleyiz. Canım benim, Balcı'cığım. Eşim efendim, hep el ele böyle şey. Ah, Selen ağlıyor. Pardon. Selen? Bizim torun efendim. Yılmaz da Servet'in çocuğu. Biraz küçük doğdu, bizi korkuttu ama. Ay torun başka bir şey. Yani torun sevgisi başka bir şey. Darısı başınıza inşallah. Efendim buyurun. Buyurun. Bu tarafta yatak odasıyla beraber 3 tane oda, bir de banyo var. Burada büyük bir salon ve mutfak. İsterseniz bir mutfaktan başlayalım. Buyurun. İşte mutfağımız. Mutfak biraz dar. Dar mı? Küçük yani. Evcil gergedan mı besliyorsunuz? Efendim? Yani sadece o zaman yetmeyebilir. Onun için sordum. Yoksa beslersiniz, beslemezsiniz. Ben karışmam yani. Mutfak tezgahı ve dolaplar yenilendi. Ama güzel yenilenmemiş. Beğenmedim ben. Zaten dolaplar da az, sığmam ben oraya. Az mı? Hanımefendi, evin her tarafı dolap. Mesela yatak odasındaki gömme dolabı oda olarak yazdık ilanda. Yani yatak atıp yaşarsınız. O derece çok ya. Ne yapayım? Tencerelerimi yatak odasına mı koyayım? Peki. Bir de salona bakalım. Buyurun. Geldik madem, bakalım. Efendim, işte bu da salonumuz. Yerler 1. sınıf laminant parke döşendi. Saadet, bu semte, bu fiyata, bu ev. Bilemedim. Yani camlar bir böyle böyle bir küçük mü? Bakın hanımefendi. Bir dakika. Saadetciğim, tavanı da cam yapsak alsanak var mı ya? Vallahi bravo. Beyefendi evden anlıyor. Saadet mi beğenmedin 4. ev? Yani. Yani şey gibi hissedemedim ben burayı, böyle yuvam gibi. Ne demek o? Ya sanki biz buraya taşınırsak ben hiç alışamayacakmışım gibi hissediyorum. Böyle her gün mutsuz olacakmışım gibi. Ben mutsuz olunca da böyle surat asıyorum. Surat asınca da sana zulmederim diye korkuyorum. Böyle hayatı sana zehir ederim gibi. Onu da istemiyorum ki. Neyse.
Madem geldik ben bari yatak odasına bakayım. Arkadaş müvekkilinizi getiriyor avukat hanım. Rahatın yerinde mi oğlum? Bak bir şeye ihtiyacın varsa hemen... Yok anne yok. Bir şeye ihtiyacım yok. Sen her şeyi ayarlamışsın zaten. Çok kalmayacaksın zaten merak etme. Biraz dişini sık. İlk duruşmada çıkaracağım seni söz veriyorum. Bu saatten sonra şikayetlerini geri çekmeyecekler. İkimiz de biliyoruz. Yok çekecekler gör bak. Saadet evleniyormuş. Olay biraz yatışsın. Herkesin keyfi yerine gelsin. Gidip ikna edeceğim onları. Komiser Kemal'in mutlu günü yani. Güzel. Güzel. Maşallah. Çok tatlısın. Allah analı babalı büyütsün. Sağ ol. Düğün müğün hikaye. Asıl yürü ve torun. Evet efendim torun. Torun başka. Maşallah. Allah bağışlasın. Sağ olun. Sizin bir kızınız daha vardı değil mi? Evet ortancamız Saadet. Onu da yakında evlendiriyoruz. Bizimki biraz tersten oldu efendim. En önce en küçük gitti. Şimdi ortanca Saadet onun nikahı. En sonunda da Servet'i evlendiriyoruz. Helal helal. Sen evlenmeden mi doğurdun bu Sabi'yi? Ay altına yapmış pardon ben değiştirip geleyim. Su peçete getireyim anne. Helal. Şöyle böyle kuş uçuyor gibi. Cengiz abi. Abi, bana iki tane adam lazım. Biri içeride, biri dışarıda. İçeridekinin uyuşturucu işinden olması lazım. Hayırdır? Çok sevdiğim bir arkadaşım evleniyor da... ona küçük bir sürpriz yapmak istiyorum. Pas veriyorum lan. Canım benim bunlar ne ya? Kocanıza bakıyoruz herhalde. Çayını şekersiz getirdim, tatlı getirdim ben. Ah ah bu lafları senden tekrar duydum ya. Tamamdır benim için. Vallahi bitirdin beni ya. Ya bir adam gibi oynayın kardeşim ya. Kaç yaşına geldin hala top oynamayı öğrenemedin dingil. Markizio arka arkaya çalımlar. Pereira topla buluştu. Yürü be oğlum! Yürü lan! Koştur lan yürü oğlum oradan! Yürü lan! Yürü oğlum be! Yürü! Emniyet Genel Müdürlüğü tüm trafik çekicilerindeki ışık ve ses... Baba ne yaptın ya? Haberler var. Ya gole gidiyordu. Ya bir saatte ne değişecek ya memlekette haberler vardı. Daha yeni dinledin haberleri. Bir saatte çok şey değişir be. Ne yani hayata senin gibi gözü kulağı kapalı mı kalayım? Senin gibi cahil mi olayım? Ya gole gidiyordu ya. Al işte bak gol.
Ya ben nereden bileyim komşu hangi takımdan ya? Ya kim gidiyorsa böyle o atmıştır. Ya belki dönerken attılar. Ne var ya? 30 saniyede ne değişecek oğlum? Ya baba bak. Her şeyimi elimden al. Şu maç izlememi alma benim elimden. Ya ben maçsız yapamam. Ben de habersiz yapamam. Ayrıca kim bu ailenin reisi? He? Onun dediği olur bu evde. Aile reisi ben olduğuma göre benim dediğim olacak. Baba? Şey ya, Yılmaz'ın önündeyken sinek geldi de ben onun için tabağı çektim. Yani kızları baba büyütmüş, anne gezmiş. Abla desen bekarken çocuk sahibi olmuş. Yavrum bunlar nasıl bir aile? Annem, zannettiğin gibi değil. Çok temiz insanlar onlar. Ya siz yokken bana aile oldular burada. Aman ne bileyim. Kız ayrı alem, aile ayrı alem. Anneciğim göreceksin bak. Tanıdıkça sen de seveceksin. Peşin hükümlü olma, çok rica ediyorum. İzinle bizimle uğraşıyoruz ya. Yılmaz. Ne yapıyorsun sen ya? Gidiyoruz bu evden Servet. Sarıp sarmala kızımı da. Yetti be. Ya saçmalama bir dur. Ya Servet. Sen söyle kızım. Ben maçın sadece sonucuna bakacak adam mıyım ya? He? Ne olur birazcık sabırlı olsan. Ha? Bak zaten Saadet evleniyor. Onun odasına geçeriz. Bir de televizyon alırım sana. Yok artık kızım yani sen de ergen gibi kandır bizi odana televizyon alırım falan. Allah'ım ya Rabbim ya. Tüf. Yani benim de bu akşam için çok özel planlarım vardı ama madem gidiyorum diyorsun. Ne planları kız? He? Vallahi mi? Ama böyle şeyler anlatılmaz ki. Ya dur bakayım o zaman. Bakayım ben şu bavulu alayım mı? He? Sen bunu tamamen ortadan kaldır. Öyle zıpırt ortaya çıkacaksa hiç zahmet etme. Yakarım, yakarım bu bavulu ya sen ne diyorsun? Demek o zaman. Planlar... Ne haber akıllım? Ben de sana aynı soruyu soracaktım Sevda. Pişman mısın? Evlendiğim için mi? Evet. Herkes pişman olabilir. Bu işlerin geri dönüşü yok sanma. Her hatanın geri dönüşü vardır. Pişman değilim. Ama pişman olursam ilk sana söyleyeceğim tamam mı? Kaynana gelmiş ilk günden. Şşt! Öyle denmez ayıp. Nesi ayıp ya? Kaynanaya kaynana denir. İsmail. Sen bu annenin altın günlerinde fazla mı takılıyorsun bu ara bakayım? Her ortama girip çıkmalı. Genel kültür bunlar. Bunlar beni mi konuşuyorlar altın gününde? İlk günden gelmiş kaynanı diyorlar. Ha, bir sıkıntı varsa ben buradayım. Kahramanım benim. Yok. Bak şimdi sen onlara git de ki... Ya da... Boş ver ya. Bir şey deme tamam mı? Hadi görüşürüz. İyi. Bay bay. Tamam ben de gideyim madem. Hadi. Geç kalma eve git.
Ne istiyorsun? Ben anlamıyorum ki Saadet. Ne bileyim. Ya bu işler aşk gibidir Kemal. Ya insanın kimyasını tutması lazım. Ben de evlerin Kemal'ini arıyorum. Ne yapayım? Bak, açıkta kalacağız ama. Yok ya, niye kalalım? Öksüz müyüz, yetim miyiz? İlla ki çatısının altına alacak birisini buluruz, değil mi? Ya başkasının evinde kalacaksak niye evleniyoruz ki? Kahvesini karşılıklı içelim dedim. İyi yaptın. Sevda, kahve fincanı versene bana. Hı? Kahve fincanı. Dur. İyi. Nasıl geçti dün akşam? Vallahi işim zor abla. Hani Bedir'in annesi bayağı kırılmış. Nasıl toparlayacağım, nasıl yumuşatacağım hiç bilmiyorum. Zaman alacak tabii. Ya ama doğrusu ben senin bu kadar sabırlı olacağını tahmin etmemiştim. Sabırlı olmayayım da ne yapayım abla? Ha? Eğer şimdi barışmazlarsa bu küslük yıllarca uzar gider. E biz de yıllarca annemizden uzak kaldık. Ne uğruna? Sadece bir inat. Aynı şeyi Bedir'in yaşamasına müsaade etmeyeceğim. Sen kafana koyduğunu yaparsın. Bunu da başaracaksın eminim ben. Umarım. Sevda bana bak. Kadıncağızı bir dışarı çıkaralım abla falan lazım. Böyle oturacak mı hep? Saadet'in provasına gitmemiz lazım. İyi tamam işte ona götürelim. Hem de değişiklik olur. İki kahkaha iki muhabbet. Biz onu yumuşatırız hiç merak etme sen. Tamam o zaman. Siz ne yaptınız? Ya özlemişim yuvası. Ama aynı evin içinde olmayacak bu. Bu belli yani. Babamla Yılmaz yan yana mümkün değil. Bir hafta dayanamazlar. Ne yapacaksın? Biraz sabır. Ben bekleyeceğim. Baktım olmadı. Bir çare düşüneceğim artık. Yoksa ev onların geriliminden tepemize yakılacak. Babam bilerek de yapıyordur. Ben sana söyleyeyim. Tabii canım. Yakalamış Yılmaz'ı. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor işte. Saadet'in provasına geç kalmayalım. Hadi hadi. Evde mi Saadet? Yok ev bakıyor Kemal'le. Ay hadi inşallah bulurlar. Çayınızı tazeleyeyim mi? Teşekkürler. Ah Saadet. Abla. Bak tam üstüne oturmuş ha. Nasıl olmuş? Gerçekten güzel. Tam da üstüne oturmuş. Dön bakayım şöyle dön. Aa çok hoş. Ya bir topuklu mu giysen acaba? Bir yüksel bakayım şöyle. Daha mı iyi olacak? Ya yok abla. Ya şimdi ben topuklu giyersem Kemal'den daha uzun olacağım. Güzel olmayacak. Ay düşünceli kızım benim. Abi bence topuklu giyme. Ama kafana bir şey takalım ya. Şu hani taçlar var ya. Aha. Şey hani Fransızların taçları gibi. Bak duvak gibi değil ama böyle. Böyle hani şurasına böyle geliyor duvak gibi duruyor. Yani şey biraz tür yani. Duvak değil ama küçük şapka minik. Siz gelinlik giymeyecek misiniz? Şey yok ben böyle sade elbise giymeye karar verdim. Saadet düğün falan da istemiyor. Her şeyi sade olsun istiyor değil mi Saadet? Aha. Düğünü istememek ne demek? Düğün evin bereketidir. Şey Gülistan teyze benim travmam var da ondan. Şu üstten bakayım ben bir şu ayağımı. Ya Sevda dur ne yapıyorsun? Travma neymiş? Ya benim ilk düğünümde... Canım ya, bir dön sen ben şurasını bir yapayım hayatımda. Ya ben tutuklandım da. Ya bayağı böyle bana kelepçe taktılar, götürdüler. Hapse attılar yani beni. Tutuklandın. Aha. Ya ben anlamıyorum. Siz nasıl bir ailesiniz? Ya bildiğiniz gibi değil. Yani bayağı tuzak kurdular. Yani dolandırıcılık gibi bir şey. Hem de damat tuzak kurdu. Sonra da gitti. Düğüne bile gelmedi. Yani Saadet geçmişte yaşadığı kötü şeyleri tekrar yaşamaktan ürküyor, korkuyor değil mi? O yüzden gelinlik giymek istemiyor. Hı hı. Aa, geçmiş geçmişte kaldı. Yani kradul gibi sıradan bir elbiseyle evlenmek ne demek?
Ya Gülistan teyze anlamıyorsunuz. Ya ben hem tutuklandım hem de böyle nikah masasında kala kaldım. Gelmedi damat bile. Yurt dışına kaçtı. Çok ağır benim durumum. Ya bayağı ağır. Ağır mı? Bütün bunlar vesvese. Kadın dediğin güçlü olur, dirayetli olur. Benim de ilk düğünümde damat gelmemişti. Aa, vallahi. Ne oldu? Sizinkisi de mi kaçtı? Hayır. Vuruldu. Aa. Vuruldu mu? Kan davası. Öldüğünden gelemedi. Ay başınız sağ olsun. İkinci düğünde zorlanmışsınızdır o zaman değil mi? Yani. Ama önlem aldık. Yani biraz zor oldu ama... neyse ki düğün için her şey hazırdı. Bir hafta sonra falan Bedir'in babasıyla evlendim. Ne? Bir hafta mı? Bir hafta iyiymiş ya. Cesur karar, takdir ettim vallahi. Ha, duy da örnek al Saadet. Ya. El alem ne badireler atlatıyor. Siz burada lay lay loy loy. Ah. Doğru. Ben sizi öpeceğim. Vallahi. Nikahtan da korkmayacağım. Basacağım imzayı. Değil mi? Tabii. Bas imzayı. Nikahta keramet vardır. Keramet var ya. Hatta ben... Abla! Ben gelinlik de giyeceğim. Böyle kabarık kabarık. Hatta duvak da takacağım. Saadet'ciğim ama yetiştiremeyiz ki düğüne. Pardon nikah. Düğün. Hatta... Ay ne güzel söyledin ablaya. Düğün de yapalım. Tabii. Böyle geniş geniş, ha? Hepsi yakışır benim ablama ama vaktimiz kalmadı. Nasıl yapacağız? 4 çuval patates, 1 çuval soğan, efendim senin yumurtaları biraz fazla aldık. Yani yazmışlar mı biraz daha? Şimdi yetmiyor çünkü. Ha, oldu. Şey var ya, gün var ya, yapacaklar. Abim hoş geldin. Gençler. Ne oluyor? Hesap kitap yapıyoruz abim. Nasıl görünüyor? Ha? Bakın bakalım abinize. Çok iyisin be abi. İyiyim değil mi? Maşallah deyin oğlum, nazar değmesin. Maşallah. Ya son günlerde bir gençleşmedim mi lan ben? Sen zaten gençtin abim. Ay eksik olma, kuzum benim ya. Şimdi... nasıl gençleştin? He? Nasıl gençleştim son günlerde? Nasıl? Size bir sır vereceğim. İyi dinleyin. İç güveyliğinden. Abim sen daha geçen gün Servet yengemle dükkanımı taşınsak demiyor muydun? Abi insanın kendi evi olacak be. Ya deli deli konuşma ya. Ev demek dert demek. İç güveyliği öyle mi? He? Derdini Muzaffer Baba çekiyor. Sefasını ben sürüyorum. Oh, ekmek elden, su gölden. Oh, kebap. Maşallah, maşallah. Ama bana göre değil abi. Oğlum, aile reisi, maile reisi bunlar ya gereksiz işler. Adamın huzurunu kaçıran gereksiz dert, tasa. Karışan görüşe neden olur abim? En güzel günlerimiz bizim. Hangi günlerimizi bir hatırlayın bakalım. Hangi günlerimiz? Ergenlikteki günlerimiz oğlum. Ergen olduğumuz zamanlar, sadece bir odamızın olduğu dönemler, he? Hatırlayın, ekmek elden, su gölden ya, kapıyı kapatırdık. Dert yok, tasa yok, karışan yok, eden yok. Oh, kebap! Muzaffer amca yok galiba, sayata falan çıkmıştır. Yok, yok. Ya oğlum, asıl başrolde o adam var ya. Gençlik çeşmesi mübarek ya, şakır şakır, huzur akıyor nur yüzünden. Muzaffer amcanın. Oğlum bu adamcağızın meğerse zulmü dışarıyaymış. El iyisi derler ya, ev iyisi bu, ev. Ev iyisi. Yani sağ olsun iyidir Muzaffer amca da, insan yine de kendi ev olsun ister. Ya bir enayi enayi konuşma Allah'ın aşkına. Al benim vardı kendi evim, ne oldu? Yıkıldı. Yuvam yıkıldı. Yıkılmadı mı? Yıkıldı. Ha. Gençler. Ben iç huzurumu iç güveyliğinde buldum. Abi sen iyi misin? Yani adam eve girince
televizyonun karşısına geçip ayaklarını uzatıp şöyle huzurlu huzurlu televizyon seyretmek ister. Al faniye bak ya oğlum, uzat uzat nereye kadar lan, zaten mezarda uzatacaksın ebedi. Her bir tarafını uzatacaksın. Orası da doğru tabii. Yılmaz abi, sen aynı evden mi bahsediyorsun? Gel gör lan bu akşam. Haydi gel kendi gözlerine gör, şahit ol bakalım. Var mıymış yok muymuş huzur? Yeryüzünde cennet şerefsizim ya. Öyle böyle bir yer değil ya. Allah Allah ya. Bir gevşedim, bir gevşedim. Muzaffer amcanın bahsediyordu. Muzaffer baba. Gülistan teyze, nikahıma kalacaksınız değil mi? Maalesef benim gitmem lazım. Sağ ol. Aa, hiçbir yere bırakmayız ya. Kendi oğlumunkinde yoktum. Kalmam yakışık almaz. Yani onu telafi edemeyiz ama gelirseniz başımızın üstünde yeriniz var. Çok teşekkürler. Ama yolcu yolunda gerek. Ya. Ne yapalım? Neyse, yakında yine gelin olur mu? Tamam. Hatta biz de size gelelim. Gel gel tabii. Maraş'ı çok seveceksin. Akşama geliyor Kemal komiser, he? Ha, geliyor. İşte enişte, bana bak. Babamla gül çiçeksiniz, tamam mı? Kavga malga yok. Anlaştık. Allah Allah. Kızım sen Bezirgan'a akıl mı veriyorsun ya? Bavulun bile hazır. Kemal komiser içeri, Yılmaz durmaz dışarı. İyi. Haydi bakalım. Şişt, bana bak. Ya biz seninle bir işmiş mi kursak kız? Kuralım enişte. Nasıl bir iş? Danışmanlık şirketi, akıl hocalığı yapacağız. Bak sloganı bile hazır. Saadet üstün Yılmaz durmaz, devasız dert olmaz. Danışanın başı aramaz. Hizmetinizde. Olur valla. Hem enişte bak, yani insanlığa da faydamız olur. Değil mi? Hep kendine nereye kadar? Nereye kadar ya? Nereye kadar? Küçük doğru kız, ufaklı canları. Nasıl türlüyor? Gün doğmadan neler doğar? Muzaffer üstün iftarla sunar. Konuşmamız lazım. Buyurun Muzaffer amca. Bana baba de. Tamam baba. Da burada ne yapıyorsun? Korkuttun beni vallahi. Sen benden korkma. Yılmaz'la Saadet'ten kork. Neden? Neden diyor ya. Şeytan diyor ki al iç güveysi içeri girsin. Yılmaz'la yaşasın görsün. İç güveysi mi? Aralarında anlaşmışlar, seni eve aldırmak istiyorlar. Ondan evi falan beğenmemeler, iç güveysini övmeler. Anladım, tamam, tamam. Sen istiyor musun? Şimdi ne yalan söyleyeyim baba. Ben diyeyim o zaman, ben istemiyorum. Ben torunumdan ayrılmak istemiyorum. O evde Yılmaz yaşayacak, sen değil. Oh be. Yani ne yalan söyleyeyim, ben de istemiyordum. Öpün babacığım. Dur, dur, bırak, bırak, bırak. Ben şimdi bu durum karşısında bir karşı plan geliştirdim. Herkesin içinde kavga edeceğiz. Kavga edeceğiz ki o evde beraber yaşayamayacağımızı anlasınlar. Kavga bize yakışmaz baba. Oğlum. Şimdi ileride gerçekten kavga edeceğimize şimdi yalandan ederim. Mantıklı.
Peki kavganın dozu ne? Yumruk yumruğa falan mı? Yok, devenin nalı. Bari öldür şimdiden, kökünden halledelim meseleyi. Yok, estağfurullah baba. Anladım ben. Tamam. Bak, kavgada saygısızlık isteme. Benim tansiyonum var, şekerim var. Vallahi kafana bir şey geçiririm ha. Yok yok babacığım, merak etme. Her şey bende. Sağ ol yavrum. Başta yadırgadım ama ablaların iyi insanlar. Bedir. Bedir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aç mısın? Yok, yedim dışarı bir şeyler. Çay içer misin? Canım istemiyor, sağ ol. Hayırdır oğlum, bu ne surat? Ya düğün için her şey hazır. Anlaşılmış 200 kişilik. Geldi 350 davetli. Hiçbir şey aksamasın diye 150 kişilik masraf ettim. Onu da ödeyecek gibi durmuyorlar zaten. Ya hep yaptıkları şey. Ekstra masraf çıkartıyorlar. Ondan sonra alamıyoruz. Aynen öyle. Neyse canını sıkma. Sözleşmeyi ben yaptım, madde var. Biliyorlardır ki. Şirket avukatı olarak ararım. Korkarlar. Sen de indirim indirim dersin. Zararı kurtarırız. Ha. Olur bak öyle ha. E hadi ama yüzün gülsün. Ya biraz sinirlendim işte, ne yapayım. Bak sinirden görmüyorsun ama burada ne var? Aha. Moraş çöreği mi o? Nereden buldunuz? Annenin memleketten bir tatlıcısı varmış burada. O götürdü. E hadi o zaman bir çay koyuver de yiyelim hep beraber. Hadi gel otur. Evet, yüzü gülünce ne kadar tatlı oluyor değil mi annesi? Afiyet olsun. Oo canım. Sadocuğum, ellerine sağlık babam. Kesene bereket. Afiyet olsun. Bana da keyfini sürmek düşüyor artık. 75 kuruş. Anlamadım baba, affedersin. Çay dedim, çay. Bundan sonra 75 kuruş. Aile bütçesine katkı payı. Ah babam. Yani her gece mi insan ya kahkahalara boğar böyle bizi her gece? Düşündürür aynı zamanda güldürür ki. Ay sen çok gece babam ver. Ya aynen öyle Kemal ya, bizde her gün böyle işte gülüşmeler, kahkahalar. Değil mi? Değil mi değil mi? Yani o işten kendimi şu eve nasıl atıyorum bir ben bilirim bir Allah bilir. Koşa koşa geliyorum vallahi ya. Ev değil, huzur evi. Sen benim yaşlılığımla mı dalga geçiyorsun? Ya baba, haşa olur mu öyle şey? Yaşlı mısın ki? O nasıl söz ya? Yani ben huzur anlamında söyledim. Kalamış'taki var ya tatlısını alırız geliriz oradan. Öyle yani, huzur. Babam sana biraz sert davranıyor Yılmaz abi ha. Yani ben öyle gördüm biraz. Sana ne be? İstediğim gibi davranırım. Burası benim kendi evim. Ya yine güldürdün beni baba. Yine güldürdün beni baba ya. Ya Arya sen çok yaşa değil mi? Yine patlattın. Yani iki dakika duramaz ya şu babam yani. Akşam ben gül gül gül. Allah'ım ya Rabbim babacığım ya. Ciddi ciddi eziyor adamı. Ben olsam bir dakika durmam burada. Ne ezmesi canım, Allah Allah. Şey, çırağı anlamında be, Allah Allah. Çırağı anlamında. Ben babamın çırağı gibiyim, çırağı. Eğitiyor beni yani, yüksek babalık ihtisası görüyorum yanında. Öyle düşün değil mi babacığım? Evet ya, eziyorum be. Sana ne? Ben de damadım. Bugün Yılmaz abiyi ezen, yarın beni de ezmeye kalkar. Aa. Kızları alırken kibarlıktan kırılıyordunuz ama. İnsani sınırlar içerisinde her şeye razıyız. Sen eşek olduktan sonra semer vuran çok olur. İnsani sınırlar insanlar içindir. Bir dakika, bir dakika. Kızını aldık ama hakaret işitmek için de almadık Muzaffer Efendi. Ben eşeğe eşek derim. Beğenmediysen kapı orada. Ay baba ne yapıyorsunuz ya? Kemal yapın, durun ya. Baba komiser yapmayın ya. Ben gidiyorum. Tamam ben gidiyorum ya. Tamam. Dur ya. Oğlum. Dur. Semerini vuralım da öyle git. Bana
Ne yapıyorsun ya? Ne yaptın ya? Ne olacak be? Haddini bilsin. Haddini bilsin. Oğlum, siz burada böyle mi oturacaksınız yarım yarım? Eninde sonunda kızla yeni evli gelin. Olmaz ki. Annem Sevda'ya söyledim ama istemedi. Zamanla alırız dedi. Anne ben bir maillere cevap yazayım içeride. Tamam. Şöyle. Kızım, sen okul bitince hemen çalışmaya başlayacak mısın? Şey, aslında ben hemen çocuk istiyorum. Sen şehirli kızsın, hani kariyer... Kariyer falan olur onlar. Yani tabii ki çalışacağım. Ama ben kalabalık bir ailede büyüdüm. Çocuğum kardeşsiz büyüsün istemiyorum. İnşallah. Yani sırayla olsunlar. Evimiz şenlensin. Allah gönlünüze göre versin. Şey, ben daha Bedir'e söylemedim bunu tabii. Yani belki onun için daha erkendir. Üstünde baskı hisseder. Zorlamış olmayayım. Böyle işlere kadınlar karar verir. Sen ona baba olacaksın dedin mi? O her şeyi unutur. Ne oluyor orada? Beni mi çekiştiriyorsunuz yoksa? Aa, senin saçların hala ıslak mı? Çabuk, çabuk git banyoya kurut ya. Hadi, hasta koca istemiyorum, çabuk. Tamam, pardon, pardon. Dışarıdan belli olmuyor ama... ...sen gelin gibi gelinmişsin. Nasıl? Yani bir şekilde karnınız doyar. Eşyalarınızı da alırsınız. Ama senin sırrın başkaymış. Ben bilememişim. Öyle mi? Oğlum kendini eş, evine de huzur almış. Sen onun yüzünü güldürdün ya. Allah da senin yüzünü güldürsün. Gel bakayım, gel. Gel, gel, gel. Oh, oh. Sen benim gelinimsin. Gelinden de öte, öz kızımsın. Şimdi beğendim işte. Hatta tuttum bile. Gerçekten? Hı hı. Ciddi misin? Evet. Süper. Yani ya bir ara bizim evde hep beraber yaşasak ne güzel olur diye düşünmüştüm ama dün akşamdan sonra vazgeçtim vallahi. He. Tabii tabii. Çok kötüydü ya. Fena girdik birbirimize. Hele benim o son söylediğim lafım. Ben senin damadınım dediğim. Evet ya. Abi ben asıl babamın teşbihi belli sanatına hayran kaldım. Böyle eşekler semerler havada uçuşuyordu ya. Ha tabii tabii. O da iyiydi ya. Neyse ben şeyi anladım. Anladım yani. Yani siz iki gün bir arada geçirirseniz birbirimizi böyle gırtlaklarsınız, boğarsınız yani. Kesin. Neyse. Bu da güzel. Hani hem burası bizim eve de yakın. Böyle arada iki sokak var. Gider geliriz. Ben sana buradan teleferik çekerim. Oradan uçarak gider gelirsin. Bir şey diyeceğim. Aslında tam annene alışmaya başlamıştım biliyor musun? Ya o zaman çağıralım gelsin Temel'le hep beraber yaşarız ha? Yok artık daha neler. Feodal Bedir. Sen benim gibi feodal bul da öp başına koy. Şeyi kız Sevda Hanım. Ha. İstanbulluyuz, moderniz falan ama gelinliğimizi de hakkıyla yaparız.
Bilmem kıymetimiz anlaşıldı mı? Babacığım çok teşekkür ederim. Sayende ev tuttuk. Canım teşekkür edecek bir şey yok. Önemli değil oğlum. Ya dün akşam günü maaşı olmasa ben yapmıştım ya. Kızıma da yok diyecek halim yok. Mecburen kabul ettik. Ama iyi kurtardık ha. Ha, merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ha? Vay 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 maşallah. Dün kanlı bıçaklı bugün kanka. Oh ne güzel ya. Oh ne güzel çok da yakıştırırız ha kankiler. Ben özür diledim babamdan. O da sağ olsun. Özür babam kabul etti. Yok canım babam özür kabul etmez ki. Ya babam sadece özür diletir. İnletir adamı, yalvartır. Ya çocuk pişman olmuş işte. Allah Allah. Gel, gel Saadet, Sado. Bak bakalım. Gel bakalım bak. Nişanlın özre gelmiş kız. Ha evet. Babam da affettin işte. Babam da affet. Ya baban af. Kumpas diyecektin herhalde. Pusu diyecektin. Tuzak diyecektin ha? Ne diyorsun işte ya? Ya ne diyorum anlat bakalım hadi. Kemal? Yok. Yani... Sen hiç yorulma. Hiç yorulma komiser. Bak burada 40 yıllık babam var ya Muzo Baba pek güzel anlatır böyle şeyleri. Mecazlarla süsler, güzel güzel sanatlar yapar. Efendime söyleyeyim kelimeler uydurur, atasözleri deyimler. Oh! Hadi bakalım baba bir dinleyelim. Sado bir duysun. Ne? Ne? Siz bize oyun oynadınız, biz de size oynadık. Ne olmuş? Ama bizim... Yok ne itirafı ya? İnkar, inkar. Sonuna kadar inkar edeceksin. İşin sırrı burada ya. Bizim acemi ortak işte. Ne bileyim işte. Ah ortak acemi çıktı ortak. Ne inkar edecek be? Anlattı. Biz de duyduk işte. Aşk olsun baba. Demek ki sen de istemiyordun Kemal'i. Ne demek ya Kemal istemiyor? Laf. Ben evimde ikinci bir damat istemiyorum. Laf. Bir tane damat yetiyor bana. Babacığım o zaman bana müsaade ben hiç ikiletmeyeyim ya. Ha? Hayır efendim. Hayır. Sen odanda kalacaksın, onlar da evlerinde kalacak. Ya zaten benim bildiğim Yılmaz abi odasını çok seviyor. Oo tabii canım. Çok seviyorum odamı ya. O kadar çok seviyorum. Canım odam benim. Posterler yapıştıracağım odama. Harika bir oda. Ah odam benim. Arada sırada gelin ya muhabbeti odama. Ha? Yerde minderlerde otururuz falan, dergi bakarız. Duvarların boyasını çıkart böyle poster yapıştıracağım diye. Aşk olsun baba. Buyurun. İyi günler yenge hanım. Bedra ağamız evde midir? Aa? Aşiretin İstanbul'daki işlerini yürütürüm ben. Reşat derseniz bilir. Bedir. Reşat. Hoş geldin içeri. Tamam, yok rahatsızlık vermeyeyim. Annemizin bir emaneti vardı. Gitmeden onu bir şey ettireyim dedim. Sağ ol Reşat. Eyvallah. Görevimiz. Ne oluyor ya? Ağalar, paşalar havada uçuşuyor. Asmalı konak gibi hayırdır? Ya ağız alışkanlığı Sevda, abartacak bir şey yok. Neymiş o ya? Merak ettim. Baksana. Anahtar. Bir de mektup. Ya okusana şunu. Bedir'im, gelinimi gördüm, tanıdım. Artık güvenim tam ikinize de. Memlekete dönün de demeyeceğim size. Siz orada mutlusunuz. Babandan sana kalan ne kadar paran varsa hesabına yatırıldı. Mal, mülk, her şey üstüne devredilecek. Reşat işlemler hazır olunca sana haber verecek.
İnanmıyorum ya. Yeni eviniz hayırlı uğurlu olsun. Gelinime düğün hediyemdir. Güle güle oturun. Yok artık. Bir dakika ya. Benim bir evim mi var yani? Bedir. Bunlar ya, bu oyuncular kim? Yeni yeni tipler peyda oldu kardeşim ya. Bak bu kızın kocasının kız kardeşi. Aynı evde yaşıyorlar. İç görümcesi yani ha? Ama çok kötü yani, fena ara bozuyor. Mendebur vay mendebur. Beni sakladın. Ya şu kanalı değiştirelim Servet, ben bu diziyi izlemiş gibiyim. Yeni bölüm bu, nereden izledin ya? Bana diyor, bana. Mendebur diyor bana utanmadan. Ay yok canım, nereden çıkarıyorsun baba? Ya kızım, saadetimizden mani olmak isteyen başka kim var? Kıvranma, duyuyorum damat, duyuyorum. Fısır fısır konuşuyorsun, duyuyorum. Bana bak, kendini kovdurmaya çalışıyorsan avucunu yalarsın. Ben ölünceye kadar bu evdesiniz. Allah uzun ömürler versin. Servet, benim sıram daha erken gelecek gibi geliyor bana. Sana vasiyetim, ben ölünce kendi evinize çıkın kızım. Lütfen. Babası iç güveyliğinden öldü, kızı iç torunundan öldü demesinler. Şişt, tamam Yılmaz, tamam, tamam. Nereye? Ya ayıptır söylemesi, lavaboya gideceğim. Al baba, aile bütçesine katkı al. Senenin kumbarasını at. Ayrıca dur, önce ben gireceğim. Görüyorsun değil mi ya? Ben uydurmuyorum yani, bu karabasan gerçek. Tamam Yılmaz, biraz dayan. Yani Senen biraz büyüsün, ondan sonra kendi evimize çıkarız. İçiriyoruz çayları. Sen burada ya. Kemal, bak çok güzel oldu. Güzel oldu gerçekten. Güzel oldu, güzel oldu da inat etmeseydin diğer eşyalar da gelecekti çoktan. Ne var canım, böyle de güzel. Sen varsın. Kanepemiz var. Tamam işte ya. Yatağımız yok. Ha, yatağı ben öne aldırdım, yarın geliyor. Ya buradaki ilk gecemizde kendi yatağımızda uyuyalım değil mi? Sen ne tatlı şeysin be. Yarın nikah var. Yatağın başında kim duracak? Sen yarın kuaföre kaçta gideceksin? 12 gibi. Tamam, o zaman önce ben yatağı karşılarım. Oradan giyinmeye giderim. Oradan berbere giderim. Oradan da seni kuaförden almaya giderim. Olur. Becerikli sevgilim benim. Nişanlım, müstakbel kocam. Var ya. Hiç ayrılasım yok senden. Merak etme, bundan sonra her gün beraberiz. Belki de benden sıkılacaksın. Ben hiç sıkılır mıyım senden? Zor kavuşmuşum zaten. Hadi kalkalım. Ya. Kalkalım, seni eve bırakayım. Erken yat ki uykunu al. Ha? Ben uyuyamayacağım ki zaten bu gece. Neden? Yine mi kabus? Yok. Bu sefer... mutluluktan. Çok mutluluktan.
İşi de kapatalım. Ceketimizi alalım. Biz geldik. Hoş geldiniz Çifte Kumrular. Geçin şöyle. Size müjdemiz var. Ha, ne diye? Gel gel. Annem beni affetti. Oh be, rahatladım ya. Annenin rızası şart da oğlum. Sevdanın sayesinde oldu. Yok canım. Bak sen şu küçük baldıza bak. He? Ya ben Sado yerine keşke seninle anlaşma yapsaydım ha. Aferin kızım, aferin. Şey, yani asıl müjde bu tabii ama bizim size başka bir müjdemiz daha var. Ana! Bebek! Senen iki geliyor vay maşallah ya baba, hadi hayırlı olsun. Dizdin torunları yine ha. İşte bir dur ya. Ya o değil, daha dur. Başka. Annemizin bize düğün hediyesi. Ne? Ver bakayım. Kızım bu saray yavrusu ya. Vay. Villa mı kız bu? Hı hı. Güle güle oturun. Bu durumda karşıya boşun çıkıyor. Tamam. Saadetler de oraya taşın. Olmaz baba ya. Olma. Olur mu öyle şey? Lütfen. Hadi orası bizim hakkımız. Ben torunumdan ayrılamam kardeşim. Olmaz. Ya baba Allah'ın adını andım. Ya sözleşme benim üstüme. Allah Allah. Olmaz. Ay. Ay baba ya. Uf. Baba. Sevda evlendi. Saadet de evlenecek. Tamam yalnız kalacaksın. Üzülüyorum biliyorum ama... Yani sen bizi bırakmak istesen bile biz seni bırakmayız ki, merak etme sen. Evet babacığım ya. Kızların hep senin yanında olacak bir kere. Sen hiç merak etme. Bak söz veriyorum, her sabah gelip seni uyandıracağım ve harika bir kahvaltı sofrası hazırlayacağım. İyi akşamlar. Ha, Saadet gel gel. Aa, ne oluyor ya, hepiniz toplanmışsınız. O zaman bakın. Eğer kocalarınızı benden daha fazla severseniz vallahi konuşmam size. Aa. Kimi? Ay ben bunun nesini seveceğim baba? Aa baba. Onu annesi bile zor seviyor. Ya nesini seveceğim ben onu? Tamam o zaman herkes taşınsın. Ya ev üstüne ev olmaz derler zaten. Oh be. Oh. Şunu gibi C vitamini. Oh babacığım ya. Allah'ım ya. Oh çilek de yapmışsın babacığım. Çilek de yapmışsın. Herkes derken herkes nereye taşınıyor ki? Aa sana göstermedim. Bak. Annemin bize düğün hediyesi. Hepsi mi? Tabii. Ben kahvaltı etmeden mi gelin edecektim ortancığım? Nasılsın kuzum? Korkun var mı? Yok. Ya Gülistan teyzeyle konuştuktan sonra bir cesaret geldi vallahi. Kemal ne zaman gelecek? Oo, kuaföre gelecek. Beni oradan alacakmış. Madem sen bir şey yapmak istemedin, senin bekala vedan da bu. Ama tuzak bu şimdi. Ha. Yani siz böyle yaparsanız ben bekarlığa hiç veda etmek istemem ki. Pis kuşlar. Yuvadan uçan pis kuşlar sizi. Baba, bir başımdan çıkın gidin de rahat edeyim diyen sen değil miydin? Hay babacığım. O zaman öyle diyordum ama bugünlerin geleceğini bilmiyordum. Siz benim hep yavru kuşlarım olarak kalacaksınız sanıyordum. Ben hala senin yavrum babacığım. Hmm. Tabii ya. 1.75'lik pelikan yavrusu. Hadi kahvaltınızı yedin. Hadi kızım. Ben koyarım çayını, ben yapayım. Çok sıcak, dikkat et. Canım.
Ben sana soda hazırladım. Dur akşamlık yap var ya. Soda şişirmez mi şimdi? Hayır kızım, onu içmeyeceksin. Suratını temizleyeceksin. Aa, doğru benim. Şöyle biraz öne. Hah. Güzel oldu. Ha? Çok güzel oldu bence. Çok yakıştı. Gel kolyeni takayım. Bunu mu takalım? Bu güzel. Ha? Şunlar? Çok taşlı o ya. Elbiseye uymuyor. Öyle mi diyorsun? Saçını çeksene. Ay, Kemal arıyor. Aç aç. Kemal. Gelin Hanım hazırlar mı acaba? Hazırım valla. Neredesin, geliyor musun? Tamam, hemen geliyorum ben. Hayat bakayım sana. Kalk kalk kalk, şöyle bir boydan bakalım. Gel. Aa, nasıl? Güzel mi arkası? Hı, kim? Şapka oldu mu? Oldu oldu. Dön bakayım bir daha. Al, şimdi aynaya bir bak. Elbiseli oldu mu? Ay Saadet. Kızım, rüya gibi oldun ya. Vallahi çok güzelsin. Arabanın önünü kesiyorsunuz. Zarf mı istiyorsunuz? Amirim, sıkıntılı bir durum var. Tamam, şakayı bırak. Acelem var. Arabaların önünü boşaltın. Saadet ablanız bekliyor ha. Şaka değil maalesef. Araçtan inmeni rica edeceğim. Tövbe tövbe. Hayırdır, ne oluyor? Çapraz ihbar var. Arabayı aramamız gerekiyor. Selim, saçma sapan konuşma lan. Amirim, bizim de yapacak bir şeyimiz yok, biliyorsun. Aa, başımız sıkışınca İsmail koş yetiş. Mutlu günümüzde bir tane davetiye yok. Ne diyorsun İsmail ya? Zaten kız korkuyor. 3-5 kişiyle nikah yapıyoruz. Bir de sen çıkma başıma be. Neyse neyse. Ben bunu yazdım bir kenara. İsmail ya, sen bayağı cemiyet adamı oldun be. Lan ben eskiden kızları bir yere götüremezdim. O senin kızlarını yabancılığından Muzaffer amca. Bak, birbirlerinden başka arkadaşları var mı? Yok. Niye? Sana çekmişler. La havle ve la kuvveti illa billah. Lan sen benim asabımı bozmaya geldin buraya? Tahsilata geldim. Arka arkaya düğünler alıyor. Eve altın giriyor. Önceki işlerden senin bana borcun 415 lira. Rica edeyim. Yuh, o kadar olmuş mu lan? Ne ya? Bir tane tam altın. Aa, İsmail Efendi, bakıyorum sen altın borsasını da takip ediyorsun. Bakıyorum arada. Ona göre yatırımlarımı yönlendiriyorum. İyi. Bakma lan. Bakma. Nazar değdireceğim, bakma. Al, 400 veririm. 15 yok, attık. Tamam mı? Yok. Ayrıca bundan sonra yapacağın ilk işte promosyon. Anlaştık. Anlaştık. O zaman şu çöpü de alıyorsun, atıyorsun. Bu da ona dahil. Hadi yürü. Önemli olan müşteri memnuniyeti. Yürü. Bütün emekli maaşını sana vereceğiz be. Yedin ulan, yedin. İleğimi sömürdün be. Hadi Kemal ya. Sen ne camlaya çıktın bakayım? Ya, ya iki adımlık yerden gelecek. Nerede kaldı ki? Ya panik yapma Eman. Trafik vardır. Vardır değil mi trafik? Tabii canım, İstanbul trafiği yani, bilmiyor musun? Hayır biliyorum. Ya biliyorum tabii. Trafik vardır. Doğru söylüyorsun. Sevda Hanım, gelinin çiçeğini getirdim. Hah, bakayım. Bana bak. Bu ihbarı yapanı bulacaksın bana Selim. Nikah günümde keyfimi kaçıran kimse hesabını verecek.
Tamam amirim, merak etme. Sözüm olsun. Hadi ben sizle. Değiştiniz arabayı. Amirim, bakar mısın? Çiçeğin de çok güzel oldu. Ne yapalım bak? Şurasına bir fiyonk dağıtalım mı? Tamam. Saadet kızım ya niye böyle yapıyorsun? Tamam gelecek. Ay, gelecek değil mi? Gelecek. Ha, arıyor. Kemal. Kemal bir şey söylesene. İyi misin? Ya iyiyim iyiyim. İyiyim de ufak bir kaza yaptım. Ne? Kaza mı yaptın? Ne? Ne olmuş? Neredesin? Dur dur dur. Tamam nerede olduğunu söyle ben hemen yanına geliyorum. Ne o arkandaki silah sesi mi? Yok yok sen kuaförde bekle Bedir almaya gelecek seni tamam mı? Ben yetişeceğim nikahe. Ne diyor ya? Kemal iyi misin? Gerçekten mi? Emin misin? Yetişeceğim değil mi? İki elim kanda da olsa yetişeceğim. Tamam. Selim al. Ahmet amirim şubede mi? Şubede bizi bekliyor. Ali gazla son oğlum biraz. Gazla lan nikah yetişeceğiz. Ne oldu? Ha? Saadet ya. Ya Saadet kızım bir şey söylesene kaza yaptı dedin. Kaza yapmış. İyiymiş ama bir şey olmamış. Oh, çok şükür. Yetişeceğim mi? Yetişir değil mi? Sevda. Yetişmezse. Saadet bana bak. Yetişeceğim dediyse yetişir. Tamam mı? Amirim dur. Usulden aramıza giriş değilse. Selim! Komiser gözaltında. Kahraman komiser Kemal. Bakalım hapishanede de kahraman olabilecek misin? Maalesef Şevval Bey. Ay. Sevda. Ya gelmezse? Ya gelir ya gelir bir aksilik çıkmıştır. Ya Saadet ablacığım gelecek kesin gelecek. Kemal abinin sözünden döndün ne zaman gördün sen? Ay ben bir daha arayacağım. Merhabalar kusura bakmayın rahatsız ettim. Biz 20 dakika sonra misafirlerinizi salona alacağız. Muhtemelen bir 5 dakika sonra damat beyi size alacağız. Bir sorun yoktur umarım.
Yok yok, hiçbir sıkıntı yok. Tamam, teşekkür ederiz. Tamam. Kaç dakika dedi? 5 dakika ya, tamam. Gelecek şimdi. Ben bir daha arayacağım ya. Hey, neredesin Kemal ya? Şu anda ulaşılamıyor. Ya ulaşılamıyor ne demek ya? Ne demek ulaşılamıyor ya? Ay vallahi bayılacağım. Ya abim, ne yaptınız? Ay. Kız ne oluyor? Otur bakayım şöyle ya. Bir su verin kızım. Otur bakalım. Su ver. Su ver kızım ablana. Ulaşılamıyor dedi işte ya. Sen de ara bir şey. Şimdi ben çıkacağım, dışarıda bekliyorum, tamam. Gelir gelmez arayacağım seni. Merak edecek bir şey yok ya. Bir sakin olalım. Hadi, hadi. Tamam gençler. Şişt, bana bak kız. Sado, güzelim. Bak bakayım bana. Sakin. Tamam kızım, sakin, sakin. Nefes al, nefes ver. Güzelce al bakayım nefesini. Al, ver. Heh. Kötü şeyler getirme aklına. Getirme. Heh, saçma sapan şeyler düşünme. Düşünme. Hadi, her şey güzel olacak ya. Hadi. Lütfen canım, halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Hadi. Su verin, havalandırın odayı. Ay, hadi canım, birazcık su iç hayatım. Canım, tamam, tamam, buradayım canım. Ya amirim, bilmiyorum ki nereden geldi, nasıl oldu bilmiyorum ya. Vallahi bir şey var, orası belli de. Çünkü hem önceden alınmış bir ifade var, hem de ihbar var. Amirim, nikahım var benim, karım bekliyor. Beni salmanız lazım. Kemal, bilmiyormuş gibi konuşma. Savcı karşısına çıkmadan nasıl salayım ben seni? Amirim, bir saat ya. Bir saat, sadece bir saat. Kemal, 5 dakika bile salamam seni. Savcı neredeyse burada. Amirim bakın, nikah kıyın. Söz veriyorum, geri döneceğim. Söz veriyorum ya. Saat kaç oldu abla? Daha zaman var Saadet'ciğim. Bitti mi öbür nikahlar? Onun da bitmesine var. Kapatacaklar, gidecekler. Kalacağız biz burada, vallahi. Damat Bey gelmedi mi? Geldi. Keyfimizden bekliyoruz burada. Hanımefendi, iptal edeceksiniz bilelim. Ben de ona göre memura haber vereceğim. Değil kardeşim, iptal miptal değil. Gelecek damat, gelecek ya. Allah Allah, amma caz yaptın ya. Baba, baba gelmedi baba. Ne? Baba. Ne oldu kızım? Kemal gelmedi baba. Nasıl gelmedi? Baba bir şey yap, ne olur ya. Ne yapayım kızım, aradınız mı? Aradık. Saat geçiyor efendim. Bir karar vermemiz lazım artık. Memur Bey, biraz daha bekleyemez miyiz? Belli ki bir aksilik oldu. 10 dakika. 10 dakikaya kadar gelmezse iptal etmek zorundayım, haberiniz olsun. Gelecek. Gelir kızım, gelir. Gelir, gelir. Merak etme. Bir kişi daha gelecek demesin. Gelmeyecek çünkü. Benim kaderim bu çünkü, biliyorum ben. Saadet'ciğim ama o başka, bu başka. Siz gelinlikle böyle kala kalmak nasıl bir duygu biliyor musunuz? Nasıl bir acı, bu haberiniz var mı? Yapma güzel kızım, ne olur yapma. İnsanın gururu kırılıyor anne. Ben Saadet, Kemal'in karısı değil. Çocukların annesi değil. Bastacı da değil. Ben nikah masasında 2 kere terk edilmiş Saadet'im. Sadece başka da hiçbir şey değilim. Tamam kız, tamam. En kötüsü de ne biliyor musunuz? İnsan beklemeyi bir an olsun bile bırakamıyor.